Sevgili izleyiciler, dün Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı AKP'nin demokratikleşme paketi diye nitelenen paketle ilgili yorumları alacağız. Az sonra eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ten özellikle seçim sistemi tartışılıyor. Her ne kadar özgür basında aktardığımızda özellikle gericiliğe dikkati çekilmişti. Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye planı gibi yorumlar, değerlendirmeler görmüştük. Bu aktarımları da alacağız, bu analizleri de alacağız. Şimdi bir illere bakalım. Özellikle Doğu'da bütün Türkiye'de yandaş medyanın aktardığı fotoğraflar vardı. Baskı altındaki medyada da gördük bu fotoğrafları. Tüm Türkiye nefesini tuttu, izledi şeklinde. Nasıl izlendiğine ilişkin haberler geldi. Şimdi öncelikle Diyarbakır'a bakalım. Diyarbakır'da sevgili izleyiciler, o izlemeden sonra akşam saatlerinde protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Özellikle BDP'lilerin de açıklamalarından BDP il örgütü memnun olmadığını ifade etmişti BDP. İl örgütü de buna yönelik olarak Kürtlere özellik ve statü diye sloganlarla protesto gösterisi gerçekleştirdi. Evet, 30 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi dün Diyarbakır'da. BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Bektaş kitleye hitap etti. Öcalan'a özgürlük, Kürtlere statü yürüyüşünde 30 bin kişinin yürüdüğü ifade ediliyor. BDP il binası önünde toplanıldı. BDP il binasına 100 metre mesafede kortejin yürüyüş kalabalığının durdurulması, TUMA tarafından polisin önünü kesmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandığı ifade ediliyor. Öcalan posterleri ve PKK flamaları açıldı. BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Aynan'ın sözleri var. Eğer silahlar susacak, fikirler konuşacaksa bunun yolu PKK'nın ve Başkan Öcalan'ın demokratik siyaset yapmasının önüne açılmasıdır şeklinde. Evet, Hakkari'de de benzer görüntüler vardı. Bir tepki, protesto yürüyüşü gösterisi de Hakkari'de gerçekleşti sevgili izleyiciler. Akşam saatlerinde Pehlivan Mahallesi'ndeki çevre yoluna barikat kurup ateş yakan yüzleri koşulu gösterici gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti Hakkari'de. Göstericilerden de polise taş atıldığı ifade ediliyor. Göstericilere müdahale eden bir TOMA aracının tekerleği patladı. Olaylar arasında kalan küçük yaştaki bazı öğrenciler zor anlar yaşadı Hakkari'de. Evet, bir grup gösterici de Hakkari'de gösteri yaptı. Polisin biber gazlı tazyikli sulu müdahalesi yüzleri koşulu göstericilere yönelik olarak gerçekleşti. Abi, dünya basını burada. Ve şimdi de sevgili izleyiciler, Van'a bakalım. Van'da da tepki protesto vardı. BDP'nin il örgütünün düzenlediği. Evet, gördüğümüz kadarıyla BDP'liler paketten memnun kalmadıklarını ifade etmiş oluyorlar. Diyarbakır ve Hakkari'den sonra Van'da da BDP sokaklardaydı. BDP Van İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen ve aralarında Van Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi Öcalan posterleri, Türkçe ve Kürtçe pankartlarla yürüyüşe geçti. Eylemciler Cumhuriyet Caddesi girişinde polis tarafından durdurulunca kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu görüntüler Van'dan sevgili izleyiciler. İl Başkanlığı önünde, Van İl Başkanlığı BDP'nin önünde, bina önünde bir araya gelen grup Öcalan posterleri, Türkçe ve Kürtçe pankartlarla yürüdü dedik. Yürüyüşe
polis tarafından durdurulması, Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurulması üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Daha sonra izin verildi yürüyüşe ve eylemciler Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak Fethiye Teyran Parkı'na kadar gitti. BDP İl Başkan Yardımcısı Azim Yacan konuştu, bir basın açıklaması yaptı. Başbakan tarafından açıklanan demokratikleşme paketinin Kürtlerin hiçbir talebini karşılamadığını belirterek paketin boş olduğunu söyledi. Kalabalık daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Evet, Van'dan, Hakkari'den, Diyarbakır'dan görüntüler aktardık sizlere. BDP'lilerin paketle ilgili paketi beğenmedikleri yolundaki açıklamaların ardından 3 ilde de yürüyüşler düzenlendi. Tepki gösterildi paketle ilgili olarak. Evet sevgili izleyiciler, paketi değerlendireceğiz. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk bizlerle, hoş geldiniz. Sayın Türk, sohbete geçmeden önce ben 3 ilden tepkileri aktardım. Van, Diyarbakır ve Hakkari'den. Bir tepki de Zeytung'da var. Zeytung'u ara sıra programımızda değerlendiriyoruz. Çünkü yalan haberler, gerçek olmayan haberler ama çok da ironik, önemli vurgular yer alıyor Zeytung haberlerinde. Bu vurguyu görüyoruz demokratikleşme paketiyle ilgili bugün Zeytung'da sevgili izleyiciler. Biraz daha diyor ki Zeytung, demokratikleşme paketiyle biraz daha özgürleşen Türkiye, başbakana soru sorabilen gazeteciyi 2023'te yetiştirmeyi planlıyor. Evet, Zeytung sevgili izleyiciler, dün Başbakan Erdoğan'ın soru almamasını eleştiriyor bu yalan, bu gerçek olmayan haberle. Son derece de hoş bir vurgu yapmış. Sayın Başbakan bir tebligat yaptı. Evet, tebligat gibi anlayalım değil mi diyorsunuz? Çünkü soru sorulmadı. Başbakanın soru sorabilecek başbakana ilk gazeteci 2023'te Türkiye yetiştirmeyi planlıyor diye ne kadar demokratikleştiğimizi Zeytung özetlemiş bu haberiyle. Bu gerçek olmayan Zeytung haberi sevgili izleyiciler. Özetliyor durumu aslında. Zeytung hakikaten zaman zaman çok güzel vurgular yapıyor. Şimdi kısa ve öz olarak Zeytung böyle de değerlendirmiş. Ne kadar demokratikleştiğimizi anlıyoruz bu haberden diye şunu sorayım size. Ne kadar demokratikleşiyoruz bu paketle? Tabii bunun bir ölçüsü yok. Böyle tartı gibi veya uzunluk gibi ölçeceğimiz bir şey değil. Ama değerlendirme yapabiliriz. Evet. İsterseniz sırayla konuşalım. Burada işte siyasi nitelikte olanlar var. Örneğin seçim, siyasi partilerle ilgili olanlar gibi. Diğer konularda bazı yenilikler olacak. İsterseniz önce bu seçim sistemi değişikliğinden başlayalım. Evet, en çok tartışılan konulardan birisi. Şimdi evet, pakete baktığımız zaman işte andımızın kaldırılışı, türbana serbesti, seçim paketi olarak değerlendirilen bölüm bu. Ama diğer bir bölüm var ki asıl seçim paketi de orası. Üç yani konu. O konulara da değinebiliriz evet, vaktimiz varsa. Şimdi seçim sistemi nasıl değişiyor şimdi mesela? Şimdi burada seçim sistemi konusunda 3 seçenek. 1 olduğu gibi devam, yani %10 baraj devam. 2 barajın %5'e indirilmesi ama seçim çevrelerinin daraltılması. Halen seçim çevreleri en çok 18 milletvekili çıkarabilecek biçimde belirlenir. Bu beşerlik gruplar halinde, yani en çok 5 milletvekili çıkaracak biçimde ayarlanacak. AKP'ye üçüncü yarayan seçenek, bir üçüncü seçenek dar bölge sistemi. Dar bölge tek milletvekili çıkaran seçim çevresi demektir. Şimdi %10'da herhalde devam edilmesi bir değişiklik anlamına gelmez. Onu sadece sanıyorum bir değerlendirme unsuru olarak Sayın Başbakan ortaya koyuyor. Biz getirmedik diyor. Evet. Zaten tabii hani ama biz... yani şimdi örneğin anayasa söz konusu olduğu zaman işte bu 12 Eylül'ün dayatmasıydı diye söyler ve değiştirmeye çalışıyorlar. Bu arada bir hayli de değişti. 18 kez değişti 1987'den bu yana ama seçim sistemini değiştirme konusu ilk kez ele alınıyor. İktidar tutkusu evet, herhalde şimdi buna engel olan. %5 tabii %10'a göre bir indirim ülke genelinde. Ama bir eliyle verdiğini öbür eliyle geri almak istiyor. Çünkü bu daraltılmış bölge büyük partilere yarayan bir sonuç doğurur nispi temsil sisteminde. Şöyle ki, bildiğiniz gibi bizde uygulanan DONT sistemine göre partilerin aldıkları oy oranları sırasıyla 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünür. Evet. Tabii bölenler büyüdükçe bölümler, yani paylar
küçülür ve onlara küçük partilerinde erişmesi olanağı olur. Ama siz bunu 5'te sınırlarsanız, örneğin 20 oraya kadar 100'ü alalım. 100'ü işte 2 ile böldünüz 50, 3 ile böldünüz 33, 4 ile böldünüz 25, işte 5 ile böldünüz 20. Oradan aşağıya düşmez. Eğer 6, 7 gibi devam etse o zaman küçük partilerin de ulaşacağı paylar ortaya çıkardı. Çünkü bu bölüm sonuçlarına göre, payların büyüklüğüne göre sandalyeler partiler arasında paylaşılır. Dolayısıyla bu sistem daha çok büyük partilere yarayacak olan bir sonuçtur. Geçmişte Türkiye 1983'te önce 7 milletvekili seçim çevreleri, yani 12 Eylül döneminden kalan milletvekili seçimi kanunu öyleydi. Sonra 1987'de bu 6'ya indirildi. O zaman bir de çevre barajı vardı. Sonra 1995'te çevre barajı Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. O arada anayasaya temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkesi girmişti. Temsilde adalet ilkesine uygun görülmeyerek iptal edildi. Ama %10 baraj devam ediyor. Fakat o zaman dahi 6 milletvekili çıkaran seçim çevrelerinde bazen 4-5 partinin meclise girebildiği görüldü. Yani nispi temsil sisteminin böyle bir etkisi var. Şimdi %10 barajın uygulandığı, çevre barajının uygulanmadığı 2002 seçimlerinde ise bildiğiniz gibi yalnız iki parti meclise girebilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ve oyların %45.6'sı parlamentoya hiç yansımamıştı. Böyle sonuçlar da var. Şimdi bu yeni getirilen sistemle işte ülke barajı düşürülecek. Bir öneri tabii bu. Üç tane seçenek sunuyor tabii, zaten. Birinci öneri üçü de bu. Üçü de birbirine benziyor gibi aslında. Pek benzemiyor. Çünkü dar bölge sistemi bu tek adlı çoğunluk sistemidir. Yani Türkiye'nin 550 seçim çevresine ayrılması demektir. Her bölgeden bir milletvekili çıkarır. Bu sisteminde kendine göre yarar ve sakıncalar var. Örneğin yararı milletvekiliyle seçmen arasında yakın bir bağ kurar. Fakat bunun karşılığında milletvekili yerel sorunların çok fazla etkisinde kalır. Oysa milletvekili bütün Türkiye'nin vekilidir. Ve orada yerel sorunların takipçisi durumuna gelir. Yerel sorunlar ön plana çıkar. Bir de yerel güç sahiplerinin siyasi hayattaki etkisini artırır. Örneğin feodallerin etkisini artırır. Başka türlü güç sahibi olanların etkisini artırır. O bakımdan bunun sakıncaları da var. Ayrıca bu sistem İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. Bir de tabii gerek daraltılmış bölge, gerek dar bölge sisteminin şöyle bir yönü de var. Seçim çevrelerinin belirlenmesi. İngiltere'de, Amerika'da yıllardan beri aşağı yukarı aynı nüfus. Pek fazla değişiklik olmuyor. Ama Türkiye'nin dinamik bir nüfus yapısı var. Dolayısıyla her seçim öncesinde seçim çevrelerinin belki de yeniden belirlenmesi gerekecektir. Ona göre, çünkü olabildiğince denk seçim çevreleri temsille temsil edilen arasında bir doğru orantı sağlayabilmek için. Buysa mülki sınırlardan ayrı olarak, yani 81 ilden ayrı olarak seçim çevreleri sınırlarının belirlenmesi demektir. Bu bazen bir sokağın ortasından, bir caddenin ortasından seçim çevresi sınırı geçebilecektir. Bu da seçim çevrelerinin belli bir partiye üstünlük sağlamak amacıyla çizildiği tartışmalarını her zaman birlikte getirecektir. Buna gerrymandering denir. Yani belli partiye avantaj sağlamak amacıyla yapılan seçim çevresi sınırlamaları. Bu tartışmalar hep olacaktır. Aslında yapılması gereken şu: %5 baraj, o kadar. Başka, daha net bir şey yani bu, yaratıyor. Yani peki, şimdi anlamlı değişiklik budur aslında. Şimdi şunu anlıyorum sizin aktarımınızdan. Bir kere 3 seçenek var. O 3 seçenekte de bir eliyle verdiğini öbür eliyle alıyor durumu söz konusu. Evet. Benzerlik noktası yani bu. Yani almak istiyor ama geçmişte tersi de oldu. Yani 6 milletvekili çıkaran seçim çevrelerinden dahi ben burada getirdim. Yani 4-5 partinin meclise girebildiği dönemler oldu. Ha, böyle farklılık da çıkabiliyor. 1987-1900 95 arasında öyleydi. 95'te değişti. Bakınız size örnek de verebilirim. Temsilde adaleti sağlama noktasında ama sıkıntı yaratıyor. Tabii, temsilde adaleti şu sağlamak. Şu anki sistem de sıkıntılı galiba. Evet. Şimdi dar bölge ise o zaten çoğunluk sistemi.
Yani deniyor ki orada baraj yok. Çoğunluk sistemlerinde baraj yoktur. Çoğunluk sistemlere nispi temsillerde söz konusu. Çünkü nispi temsil her partinin kazandığı oy oranında parlamentoda sandalye kazanmasını öngören bir sistemdir. Çoğunluk sisteminde ise işte ya tek turlu olarak yapılır, en çok oy alan aday veya partiler kazanır veya Fransa'da olduğu gibi iki turlu yapılır. Birinci turda işte %50'yi aşanlar, ikinci turda belli bir oranda ilk turda oy alanların katılabileceği bir yeni tur. Orada en çok oy alan, öyle bir uygulaması var. O çoğunluk sistemi. Evet, bu teknik ayrıntılara bakınca ben AKP'nin ne yapmak istediğini sormak istiyorum size bu haliyle. Şimdi bir, görünüşte tabii bütün bunlarla bir demokratikleşme yapılmak isteniyor. Böyle bir şey var ama bu demokratikleşme böyle çok böyle ölçülü biçimde. Yani bir taraftan bir olanak tanıyor görünüyor ama öbür taraftan da onu kendi yönünden dengeleyecek bir başka unsur. İşte söylediğim gibi 5 milletvekili çıkaracak. En çok 5 milletvekili. Tabii bazı yerlerde milletvekili sayısı zaten işte 2'dir, 3'tür o şekilde. Onlara dokunulmuyor. Ama o şekilde küçük partilere çok fazla olanak tanımayacak bir seçim sistemi ortaya çıkıyor. Bu genellikle işte 2 en çok işte 3 partinin yararlanabileceği bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Bu haliyle nitekim, MHP'ye mi nitekim, zarar veriyor? Nitekim bu tek adlı çoğunluk dar bölge sisteminin uygulandığı İngiltere iki partili bir siyasi hayata sahiptir. Bu parti kurulmasının yasaklandığı anlamda değil ama fiilen işte bir seçimde muhafazakar parti, öbür seçimde işçi partisi, nadiren bir üçüncü parti bir defa olmuş liberal parti ama bazen orada da çoğunluk sağlanamıyor. Örneğin şu anda İngiltere'de koalisyon var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi tek adlı çoğunluk sistemine göre bu onların gelenekleri içerisinde işte uygulamaya devam ediyor. Ama Amerika'da da şimdi bu başkanlık sisteminin sakıncalarından biri Temsilciler Meclisi'nde bütçe konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bütçe çıkmıyor. Evet, yani şu bugün kitlenme durumu söz konusu. Biz de böyle çok özendiğimiz başkanlık sisteminin ciddi bir kitlenme yaşıyorlar bazı anladığım kadarıyla. Ortaya çıkıyor. Evet. Peki MHP'ye mi zarar veriyor? Genelde böyle bir yorum da yapılıyor bu sistem getirilmek istenen o üç seçenek arasında. Ki küçük partilere zarar verdiğini tabii, ama bir olasılık barındırdığını da söylerken. Olumlu şey yeni demokratikleşme paketinin en olumlu şeyi belki de siyasi partilere %3 oranında oy olan siyasi partilere hazine yardımı yapılmasıdır. Şu anda %7 idi. Bu %3'e. Bu olumlu. Anayasamızda bir hüküm vardır. Siyasi partilere hakça bir devlet yardımı yapılır diye. Bu ona uygundur. Aslında belki bu şöyle yapılabilirdi. Milletvekili seçimlerine katılma hakkını elde etmiş olan partilere yardım. Bu daha adil bir düzenleme olurdu. Seçimlere katılan. Ama bu bile şimdiki duruma göre daha olumludur. Peki demin sordum hani MHP ile ilgili yorumlar yapılıyor. MHP'yi vuracak bu sistem diye. Buna katılıyor musunuz? Söylediğim gibi. Yani bu daraltılmış bölge en çok iki partiye yarayacak olan bir sonuç ortaya çıkıyor. Dar bölge ise yani tek milletvekili çıkacak seçim çevreleri işte burada İngiltere'de örneği var. Yani üçüncü partinin pek fazla siyasi hayatta etkili olduğu görülmüyor. Amerika'da da bilindiği gibi iktidar Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti arasında el değiştirir. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor çünkü her seçim çevresinde en çok oy alan kazanıyor. Ülke genelinde de bu kadar seçim çevrelerini çoğalttığınız zaman en çok avantajlı olan parti parlamentoda çoğunluğu İlk sağlıyor. İlk iki parti oluyor böyle, en çok oy alan. Böyle bir sonuç. Dolayısıyla iki büyük parti dışındaki partiler bakımından sıkıntılı bir durum yaratabilir. Evet. Peki şimdi çok da teknik bir konu olduğu için ben hep araya girmek durumunda kalıyorum. İzleyenlerimiz açısından da hani daha iyi anlayalım konuyu istiyorum. Dediniz ki %5 yapılması gereken %5'e çekilmesiydi. Tabii. Sadece o kadar. Seçim çevreleri olduğu gibi. Çünkü nispi temsil sistemi seçim çevreleri geniş olduğu ölçüde olumlu sonuçlar, temsilde adalet ilkesine uygun sonuçlar verir. Yani temsilde adaleti sağlamak için %5'e barajı indirmemiz gerekiyor bizim. Anlayalım yani hani bunu. %5'e indirmesi olumlu bu. Ama onu dengeliyor kendi açısından. Yani bir eliyle verdiğini öbür eliyle
geri alıyor. Böyle bir durum var. Yapılması gerekeni biraz daha isterseniz açıklayalım. Neden hani bu pakete eleştiriler var ya, demokratikleşme getirmedi, yani demokratik değil diye eleştiriler var. Onu anlayabilmek için ne yapılması gerektiğini, aslında Türkiye açısından, Türkiye koşullarına hangisi uygun temsilde, adalet açısından yorumlarınızı alalım. Olması i̇şte gerekeni biraz daha... benim söylediğim gibi seçim barajının %5'e çekilmesi gerekiyor. Evet, biraz daha ayrıntılandıralım. Yani nispi temsile devam, sistem değişikliğine gerek yok ama %5 makuldür, uygundur. %5 hatta belki daha aşağı çekilmesi dahi düşünülebilir ama en az %5'e çekilmesi gerekir. Ben vaktiyle Adalet Bakanı olarak bunun yapılmasını önermiştim. Fakat o zaman Doğru Yol Partisi Genel Başkanı buna karşı çıktı. Bu ihanet olur. Bu Demokratik Sol Parti seçimi kaybedeceği endişesiyle barajın indirilmesini istiyor anlamında bir demeç vermişti. Bir destek bulmadık ve o şekilde devam etti. Keşke o zaman indirebilseydik. Sayın Çiller de siyasi hayatına devam edebilirdi. Evet. Kaderin cilvesi mi diyelim efendim? Evet. Neler yaşadı Türkiye o zamandan yani bu zamana, değil mi? Yani makul olan oydu. Yani yıllardan beri bu %10 barajın temsilde adalet ilkesiyle bağdaşmadığı söyleniyor. Ama Anayasa Mahkemesi bunu işte bu çevre barajını iptal ederken yönetimde istikrar ilkesi bakımından gerekli gördü %10 barajını. Yani olabilir, ona uygundur. Temsilde adalet ilkesi bakımından çevre barajı iptal edildi ama bu ona uygundur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne konu taşındı. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu, evet, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden hiçbirinde görülmeyecek kadar yüksek bir baraj ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye için bir baraj oranı telaffuz etmek durumunda değildir. Bunu Türk siyasi adamları yapmalıdır anlamında bir karar verdi. İşte şimdi o yapılıyor ama söylediğim gibi yani bir taraftan gerek gördüğünü, öbür taraftan kendi açılarından dengeleyecek bir işte daraltılmış çevre önerisiyle geliyorlar. Ama bu da tabii her seçim öncesinde seçim çevresinin il sınırlarından ayrı olarak yeniden belirlenmesini gerektirecek. Ve beraberinde de iktidarın kendi tabii yani yönelik bu, yani iktidar da Yüksek Seçim Kurulu yapıyor bunları. Hı hı. Ama yine de bu tartışma hep olacaktır. İktidar baskısı hep hissedilecek tartışması olacak. Tabii yani olacak. Seçim çevreleri örneğin A partisine veya B partisine üstünlük sağlamak için veya şu adaya veya öbür adaya üstünlük sağlamak için böyle çizilmiştir tartışmalarını hep birlikte getirecek. Evet, bir şüpheleri de beraberinde getirecek. Demokrasiye de yakışmayan bir görüntü oluşacak, evet. O zaman burada o şüphelerle beraber. Evet. Handikapları daha çok getirdiklerinden daha çok olan bir sistem o zaman getirecek, evet. AKP demek mümkün herhalde bu üç seçeneği önümüze sürerken. Handikapları daha fazla. Evet. Demek mümkün. Peki, evet. Diğer başlıklara geçelim mi? Tabii, tabii. Seçim, şimdi ben sırayla tespit ettim bunları, işaretledim. Şimdi seçim derken yani, örneğin siyasi propagandada başka dil kullanımı zaten başka, vardı. Başka şeyler var. Bu Sayın Başbakan'ın eline verilen metin, hı hı. Bazı yanlışları içeriyor. Yani böyle aceleyle herhalde hazırlanmış, hı hı. Ve bazı konularda yanıltıcı bilgiler var. Örneğin siyasi partilerde eş başkanlık. Bu uygulama işte bazı ülkelerde var. Türkiye'de de var. Örneğin BDP ve onun çizgisinde olan partiler yıllardan beri bunu uygulamaktadırlar. Şimdi böyle bir olanak getiriliyor. Yani diğer partiler bakımından da işte en çok iki kişi olmak kaydıyla eş genel başkan uygulaması getiriliyor. Ama bunu yazarken seçim kanunun 15. maddesine bir ek yapıyor. Seçim kanunu değil bu, siyasi partiler kanunu. Teknik hatalar var diyorsunuz. Tabii. Böyle hatalar var. Yani Sayın Başbakan'ın eline sanki tutuşturulmuş, böyle başka yanlışlar var bu açıklamada. Millet bunun farkında değil. Ondan siz sonra, notlar aldınız galiba tabii, kırmızıyla. Tabii. Dün gece çalıştım bunun üzerinde. Evet. Bir başka yasal düzenlemeyle siyasi partilere üyelikte engelleri kaldırıyoruz diyor ve diyor ki bu amaçla siyasi partiler kanunun 11. maddesinin B bendindeki 6 kısıtlayıcı engeli ortadan kaldırıyoruz. Şimdi siyasi partiler kanunun 11. maddesine bakalım. B bendi aslında burada da bu 6 kısıtlayıcı engelden 6'sı 1999'da kaldırılmış. Dolayısıyla 6 yok bugün. 5 var. 5 grupta. Yani bu da
olmayan bir şey üzerinde gidilmiş. Evet, bu da yani Sayın Başbakan'a yanıltıcı not verilmiş. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kimleri siyasete almak istiyor? Burada şimdi kaldırılmasını önerdiği bentlerden birincisi, bu ikinci B bendinde bir, kamu hizmetlerinde yasaklar. Onlara bu olanağı tanıyor. Kamu hizmetine yasaklanmak belli suçların sonucu olarak ortaya çıkar. Ama şimdi bakın, basit ve nitelikli zimmet, irtikaf, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolandırıcı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkum olanlar. Bunlar şimdi siyasete kazandırılacak. Yani başbakanın büyük reformu, demokratikleşme yolunda bu sahtekarlarla, bu hırsızlarla mı siyaset yapacak? Bu mu Türkiye'nin demokratik alanda ilerlemesi? İşte bir başka, terör eyleminde mahkum olanlar. Yani sanıyorum başbakan burada yanıltılmıştır. Yani başbakanın şu maddeyi okuyarak bunu söylediğini sanmıyorum. Ama kaldırmasını önerdiği madde bu. Ayrıca bunlar milletvekili seçilmeye engeldir. Diğer işte il genel meclisi, hı hı, belediye meclisi veya belediye başkanı olma, o konularda engeldir şimdi bunlar. Tekrar, memur olmaya engeldir. Altını çizelim mi? Terör eylemlerine katılanlar milletvekili terör olabilecek. Terör eyleminde mahkum olanlar. Mahkum olanlar milletvekili şimdi bunu, olabilecek. Bu şimdi anayasada hüküm var. Yani bu engeldir. Ve burada bu saydığımız bu bütün bu şeyler, engeller milletvekili seçilme engelidir. Anayasanın 76. maddesinde bunlar seçilme engeli. Hı hı. Bu şimdi siyasi partilere katılma engeli de aynı zamanda, üye olma engeli. O açıdan bunu kaldırmak istiyor. Ama kaldırdığınız zaman ortaya şimdi okudum yani. Bu zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, yüz kızartıcı suçlar. Bunlardan mahkum olanlar veya terör eylemlerinde mahkum olanlar. Bunları siyasi hayata kazandırmakla, siyasi partilere üye yapmakla ve hiç kimse sadece üye olmak için değil, orada ilerlemek için, bir yere gelmek için, bir konuma gelip hizmet yapabilmek için. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin kaydolur iradesinin yansıması dediğimiz, şimdi demokrasi açısından, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği açısından kararlar verebilecek olan, her ne kadar şu anda milletin iradesi nasıl yansıdı diye tartışsak da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaların yapılışını eleştirsek de, AKP'nin oy çokluğuyla parmakların inip kalktığını eleştirsek de, yine de gaspçının, hırsızın, mahkum giymiş böyle kişilerin meclise girilmesinin kapısını açan, terör eyleminden mahkum olmanın, tabii, kapısını açan bir düzenleme önümüzde. Tabii. Ya sanıyorum ki Sayın Başbakan bunu kendisi okumuş değil. Yani bunun eline böyle bir şey geldi. Evet, siyasi katılımı artıralım ama herhalde bunlarla Türkiye bir yere varmaz. Bu demokratikleşme alanında bir ilerleme değildir. Evet. Bu BDP ile belki ya da Öcalan'la müzakere sürecinde konuşulan konulardan biri olabilir, terör eyleminden mahkum olmak o zaman. Evet, o bakımda olabilir ama anayasa değişikliği gerekiyor. O anayasa değişikliği gerektiriyor. Çünkü anayasanın 76. maddesinde bu konuda, yani bu yasaklar 76. maddeye paralel yasaklardır. Bakınız aynen burada, işte tekrar okumaya gerek yok. Bunu ve terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarına biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hı hı. Anayasanın 76. maddesi. Evet, şu anda anayasa değişikliği çalışmaları üstelik da var. Belki bu terör olarak eylemlerinden mahkum olma 2012 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa yaptığı değişiklikle eklenmiş olan bir hükümdür. Evet, evet, enteresan ayrıntılar var aslında. Çok konuşulmadı bunların şimdi, üzerinde. Işte, olumlu şeyler, işte nefret söylemi, hı hı, bunlar cezalandırılacak, ceza getiriliyor. Ondan sonra şimdi ayrımcılık, hı, konusunda bir takım hükümler. Fakat bunların baktığınız zaman hepsinin arkasından başörtüsü çıkıyor. İşte kişinin inançlarının gereğini yerine getirmesi dolayısıyla belli haklarını kullanmasını, belli haklardan yararlanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz diyor. Şimdi onlara ceza verilecek. Örneğin işte başörtüsü olduğu için işte üniversiteye alınmayı, bu uygulamalar oldu. Şu anda kalmadı zaten, böyle uygulama, hı, olmadı. Kamuda ama bunlara, şimdi bunları yapanlara, engelleyenlere, böyle bir engel koyanlara ceza getiriyorlar.
ve ayrımcılıkla mücadele eşitlik kurulu kuruluyor. Aslında bu hüküm Türkiye'de hiç kimse dilinden, ırkından, milletinden, renginden, inancından ve inancının gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Bu anayasanın 10. maddesi. Zaten var bu. Yani bu yeni bir şey değil. Uygulama tabii önemli. Bakınız 10. madde 1. fıkra. Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Yeni bir şey getirmiyor. Bu zaten var anayasada. Yani bu yeni bir şey getirmiyor. Uygulama önemli. Sayın Türk, bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra devam edelim. Teknik o kadar ayrıntılar var ki zaman da su gibi akıyor. Reklam saatimiz geldi. Kısa bir reklam arası verelim. Tabii. Devam edelim ve toparlayalım da. Ben şöyle birkaç başlık aktarayım sizin söylediklerinizden. Seçim sistemiyle ilgili olarak bir eliyle verdiğini öbür eliyle almak istiyor dedi Sayın Türk. Özellikle %5'e indirip sonra da dar bölgeye getirirken. Aslında söylenecek çok şey var. Yani. Çok şey var ayrıntı. Bu, temsilde adalet. Yanlış şeyler var. Yani mevzuatta olan veya hiç olmayan şeyler ele alınmış. Teknik hatalar var. Teknik aceleye hatalar gelmiş var, belli ki. Yani aceleyle hazırlanmış. Yani yanıltıcı bilgiler var. Bunu hazırlayanlar bakanlar mı yoksa bürokratlar mı yanıltıcı bilgiler var. Ha, bütün yaz boyunca tartıştığımız konu demokratikleşme paketiydi ama evet. Yine de aceleye gelmiş. Keşke evet. Kamuoyuna açıklansaydı da çok fazla katkıda bulunulsaydı bu evet. Teknik hataları olmasaydı olgunlaşmış evet. Bir paket olsaydı diyelim değil mi? Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Hikmet Sami Türk ile eski Adalet Bakanı Sayın Türk bize paketi değerlendiriyor sevgili izleyiciler. Ve özellikle teknik hatalara vurgu yapıyor, yanıltıcı bilgilere vurgu yapıyor. Çok önemli ayrıntılar aktarıyor bizlere. Kısa aradan sonra bizden ayrılmayın, yine beraber olalım. Sevgili izleyiciler, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk bizlere paketi değerlendirirken, Erdoğan'ın açıkladığı bu demokratikleşme paketi diye sunulan paketi değerlendirirken aceleye gelmiş dedi. Teknik hatalar, yanıltıcı bilgiler var içinde dedi. O ayrıntıları aktarıyordu bize ama işin özü var bir yandan da. Tabii esasa ilişkin, öze ilişkin konular da var. Örneğin baraj indirilirken siyasi alanda bazı rahatlıklar sağlamak istenirken halen tutuklu 7 milletvekili var. Haber al tahliye edildi ama azami tutukluk süresini doldurduğu için. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Haber al yemin edecek. Onu herkes evet. izleyecek evet. saat 15'te genel kurulda. Evet. Şu sıralarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da iki tutuklu milletvekilini ziyarete gidiyor. Biri MHP'nin biri evet. CHP'nin. Evet. Balbay ve Engin Alan'ı evet. ziyarete gidiyor. Evet. Yani bu iki dönemdir. Tabii bir çelişkidir. Yani aslında yapılması gereken o açıklığı sağlamak. Aslında bir mutabakat varken haksız istedikçe. Yere haksız yere tutuklu şu anda ama madem bir yanlış anlama, yanlış uygulama var, buna açıklık getirebilir de düşün Türkiye Büyük Millet Meclisi 550 milletvekili ama 7 milletvekili şu anda tutuklu. Yani bu örneğin siyasi alanda yapılacak olan önemli bir demokratikleşme adımı olabilirdi. Bu yapılmadı. Evet, isterseniz devam edelim. Bu işte dini inancın gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesi ceza kapsamına alınıyor. Aslında anayasada 24. Var madde dedik. Din, vicdan, ibadet, özgürlüğü var. Ama arkada hep şey var, dini inancın gereği olarak örneğin örtünme. İşte arkasında bu var ve nitekim şimdi kamu kesiminde de başörtüsü serbestliği getiriliyor. Hı hı. Bu çok ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. Yani bu başörtüsü dini simge olarak kullanıldığı zaman anayasaya aykırı, laiklik ilkesini zedeleyen bir uygulama. Anayasa Mahkemesi kararları da böyle ve bu yoldaki Anayasa Mahkemesi kararı da örneğin Refah Partisi'nin kapatılması davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce de uygun görüldü. Şimdi böyle bir durum ortaya çıkabilecek. Ve sıkıntılara yol açabilecektir. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri ve hakim ve savcılar bunun dışında bırakıldı. Avukatlar bakımından böyle bir şey yok. Yani Türkiye bu getirilecek olan hükümlerle bölünmeye doğru, ciddi bir bölünmeye doğru gidiyor. Bir kırılma. Tabii. Yani bu iktidar güya herkesi kucaklayacak bir demokratikleşme ata yapıyor ama
sanıyorum bazı uygulamalar çok ciddi bölünmelere yol açacaktır. Evet, pakete şimdi baktığımız zaman zaten belirli harflerin kullanılması. Hı hı. Burada kastedilen işte daha çok W, Q ve X. Aslında Türk alfabesinde bunlar yok, ihtiyaç da yok. Hı hı. Çünkü bu sesleri biz başka ama türlü ifade ediyoruz. Ama bu işte Kürtçe yazılan bir takım hı isimler var, onlara olanak sağlamak için. Ama bu adlar telaffuz edilecek mi? Yoksa başka harfleri kullanmak, Türk alfabesi dışındaki harfleri Arap alfabesine geri dönüş bile söz konusu olabilir bu şekilde. Bir kapı aralanıyor böyle, diyorsunuz. Böyle bir uygulama. Peki şunu söyleyebilir miyiz acaba? Şimdi Öcalan'la yürütülen bir müzakere sürecinin neticesinde ikinci aşama diye bir demokratikleşme paketi algımız var idi. Eylül'den beri bunu yaz boyu ki Eylül'de açıklanacaktı işte PKK geri döner yoksa tehditleri arasında beklediğimiz buydu. Şimdi Başbakan'ın açıkladığında ise çıkan PKK ile yürütülen müzakereden çok onlar tatmin olmadı. Sizden önce görüntüleri aktardı. Şimdi öyle görünüyorlar ama bir istekleri yerine geldi. Örneğin %5 gerçekleşirse. Gerçi 3 seçenek gibi sunuldu. Hı hı. Ama büyük bir olasılıkta gerçekleşme şansı olan %5 indirim, %5'e indirmektir. Bu örneğin BDP'ye doğrudan doğruya parti olarak seçime katılma ve seçimden milletvekiliyle çıkma olanağını getirecektir. Sanıyorum bu o müzakerelerinde bir parçası. Bir sonucu olarak. Evet, yani. Zaten hazineden yardım alma kısmı var. Evet, siyasi propaganda tabii, oradan, kısmı oradan var. Oradan da yararlanacak. Evet. Ana dil konusu da özel okullara yönlendirildi. Tabii hani şimdi bunun şöyle bir şeyi var. Yani bu işte özgürlük adına belki iyi ama bu şunu getirecek. Eğer bu yapılırsa bir tarafta örneğin Kürt okulları veya Arap okulları. İşte, eğitim birliği gidecek. Yani bu ülkenin insanları tabii Türk milletinin bireyleri olarak eğitim görüyorlar. Şimdi parçalanmış bir ülke. Ayrı dillerde düşünen, ayrı dillerde eğitim gören, ayrı dillerde bilgi sahibi olan, ayrı dillerde örneğin avukat olan, hakim olan veya mühendis olan insanlar ortaya çıkacak. Birbirini anlamakta sıkıntılı bir durum. Yani eğitim birliğini yeniden Türkiye'nin düşünmek gerekiyor tabii, herhalde. Devleti, ülkesi ve milletle bölünmez bütünlüğünü ciddi olarak zedeleyecek bir uygulamayı birlikte getirecekler. O diller öğrenilsin. En geniş şekilde öğrenilsin. Ama devletin resmi dili vardır. Eğitim de o resmi dilde olmalı. Üst vatandaşlık kimliğini zedeleyecek bir uygulama olarak nitelemek tabii, mümkün herhalde. Öyle olabilir. Ama o konuda da maalesef biliyorsunuz Anayasa Komisyonu'nda Türk zaten tanımı üzerinde dahi uzlaşamıyor. Böyle bir noktaya geldi. Yani. Peki Hikmet Bey şunu da konuşalım mı lütfen? Şimdi görüntü Öcalan'la müzakere sürecinin kısmını burada değerlendiriyoruz. Müzakerenin nasıl yansıdığını bu pakete değerlendiriyoruz. Yani bu yapılması gereken bir şeydi. Barajın indirilmesi. Öcalan da istiyor diye evet, değil yani. Türkiye'nin temsil sistemiyle ilgili adaleti getirebilmek için. Diğer tarafına baktığımız zaman paketin gerisi seçim paketi midir? Yani bu türban konusu, andımız konusu bunların hepsi bir yaşam tarzına yönelik uygulamalar diye sunulan seçim ama paketi şu, midir burası? Tabii yaşam tarzına müdahale edilmesin. Biliyorsunuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde böyle bir işte sataşma dendi. Öyle bir şey var. Bu onlara ceza getiren bir uygulama. Fakat unutmayalım. Atatürk devrimlerin özü çağdaş bir Türkiye yaratmaktır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Biz bir taraftan Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. Ben vaktiyle Fransız televizyonunda bir program izlemiştim. O programda işte Dışişleri Bakanı Chirac hükümeti zamanındaydı. Biz Ankara Sözleşmesi gereğince Türkiye'nin üyeliğine ilke olarak hayır diyecek durumda değiliz. Koşullar yerine getirildiği takdirde Türkiye'de tam üye olabilir. Fakat buna karşı çıkan bir muhalefet lideri vardı. O şunları söyledi. Türkiye'de başbakan dahil bütün bakanlar kurulu üyelerinin eşlerinin hepsi başörtülü. Hı hı. Türkiye ile biz ortak değerleri paylaşmıyoruz. Türkiye hangi ortak değerlerle Avrupa Birliği'nde yer alacak? Bunu unutmayalım. Böyle bir görüntü yaratıyor Türkiye. Dünyadan evet. Batı medeniyetinden yani, uzaklaşma. Çağdaş içinde yer almak istediğimiz Avrupa uygarlığının dışına çıkan bir görüntü. Arkasından çarşaf da gelebilir.
Bu paket bir artık son dakikadayız. Sayın Hikmet Sami Türk, şunu netleştirelim bir cümleyle. Bu paket Türkiye için bir tehdit midir? Kimi gazeteler çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiyesi gibi yorumlarda bulunmuş. Bu paket ne getirir Türkiye'ye bu anlamda? Şimdi Sayın Başbakan diyor ki işte en büyük demokratikleşme paketi. O da geçmişte yapılan Avrupa Birliği uyum yasaları çıkarıldı. Hem bizim zamanımızda benim meclisten geçirdiğim 3 paket var. Hem de bugünküler zamanında çıkmış olan çeşitli kanunlar var. Onlarda da demokratikleşme yönünde çok önemli adımlar vardı. Hı hı. Burada söylediğim gibi yani olumlu adımlar da var ama amaçla çelişen sonuçlar doğurabilecek olan düzenlemeleri de getiriliyor. Bunların bir bölümü tabii kanun konusu, bir bölümü hatta anayasa konusu. Ama bu arada örneğin işte adı değiştirilen köy adları değiştirilecek, üniversite bir üniversitenin adı değiştiriyor. Hacı Bektaş bile öyle olabilir. Ama bu eski kapanmış yaraları yeniden kurcalamaktan başka bir şey de ortaya çıkarmıyor. Yani geçmişte olmuş olan bir takım olaylar var ve onun sonunda yapılan bir takım uygulamalar var. Şimdi yeniden siyasetçi gözüyle baktığınız zaman hani siz bir daha çok teknokrat bürokrat gibi değerlendiriyorsunuz. Bakanlık yapmış bir isimsiniz. Adaletli bir şekilde Adalet Bakanı olarak bakıyorsunuz bu metne. Bir siyasetçi gibi bakınca popülist mi buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Efendim? Metni. Yani popülist şeyler var ama ben bunları Cumhuriyet döneminin kazanımları ya da belli olaylar sonucunda ortaya çıkmış olan durumları ortadan kaldırmak. Bu bir restorasyon. Bu bir restorasyondur. O bakımdan ben bu geçmişte kanamış ama kapanmış, iyileşmiş olan yaraları yeniden kurcalamanın bir anlamı olacağını sanmıyorum. Yani Cumhuriyet'e karşı bir hareketin sonucu mu diyelim restorasyon yani, derken? Bunlar geçmişte kaldı. Yani biz işte anayasada ifade edildiği gibi ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olmak durumundayız. Ama Türkiye'de bölücü akım var. Ama başka nedenlerle de şimdi ülkeyi işte dini inanç nedeniyle veya işte bu şekilde geçmişte kalmış uygulamaları yeniden canlandıracak bazı yani bölücü ruhu canlandıracak tabii, bir paket tabii, bu diyorsunuz. Tabii o çeşit sonuçlar doğurabilecektir. Evet, Türkiye'nin bölünmesine yönelik bölücü ruhu besleyecek tabii, bir paket tabii, diyorsunuz. Tabii yani birleştirici değil yani o yaraları yeniden açma sonucunu doğuracaktır. Bu bakımdan da doğru görmüyorum. Yani biz ileriye bakmak, Türkiye'yi daha ileriye götürecek adımları atmak durumundayız. Evet, yani siz paketi beğenmediniz. Yani olumlu yönleri var işte. Örneğin eğer baraj %5 diye hiç daraltılmış bölge olmadan uygulanırsa çok güzel. İşte hazine yardımı %3'e indirilmesi güzel. Ama yani birkaç olumlu nefes yanı suçu var ama öbürleri çoğu yani bir eliyle verdiğini öbür eliyle ortadan kaldıran veya geçmişte kalmış olan olayları yeniden insanların hafızasında canlandıracak olan bir takım uygulamalar. Bunlar gereksiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hikmet Sami Türk'e. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Bölücü ruhu canlandırıyor dediniz ki çok ciddi, çok temel bir uyarı bu. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü. Ama şu var, Sayın Başbakan diyor ki bu ilk değil. İşte hatta ta Gazi Mustafa Kemal'den, Gazi Mustafa Kemal'dir hep Atatürk'ü nedense söylemezler. Ama o arada ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış olan, büyük hizmetler yapmış olan, örneğin Türkiye'ye çok partili hayata geçirme olanağını, yolunu açmış olan İsmet İnönü hiç adı geçmez. İşte Bayar'ın adı geçmiyor. Bülent Ecevit'in adı geçmiyor. İşte Gazi Mustafa Kemal onu Atatürk olarak değil. Ondan sonra Adnan Menderes, Allah rahmet eylesin. Tabii o büyük bir dramdır onun idam edilmesi. Ondan sonra Turgut Özal, Süleyman Demirel adı geçmez. Yani böyle bir şey kendisi de yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne bunca hizmet edenler arasında ayrımcılık yapıyor. İşte Erbakan söyler ama Erbakan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini engelleyen insandır. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başbakan yardımcısıydı ama Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Türkiye Avrupa'nın bir vilayeti olacaktır. O görüşmeler yapılıyordu ve o noktaya gelinmişti. Onu engelleyen insandır. Bunu da unutmayalım. Evet, bir kısa bir tarih turu da yaptık yakın tarihimize. Evet. Ve demek istediğiniz o zaman çünkü bu milliyetçi cephe vardı. Onun ortağıydı.
Evet, bu başbakanın yani Türkiye'nin başvuru üyelik, tam üyelik başvurusu yapmasını engellemiştir. Zamanında yapılmasını engellemiştir. Şimdi tabii başvuru yapıldı üzerinden ama üzerinden çok şey geçti tabii. İşten geçtikten sonra Yunanistan, köprülerin altında çok sular aktıktan sonra hep anlatılır Yunanistan'la aynı dönem girecektik diye. Tabii yani Yunanistan'la o zaman zaten oydu. Yani Yunanistan üye oldu. Siz NATO'ya da beraber girmiştiniz. Şimdi siz de tam üyelik başvurunuzu yapın. Çünkü Ankara Anlaşması'nda o olanak öngörülmüştü. Evet, bir hatırlatma oldu böylece Erbakan'la ilgili o noktada tam da yani Avrupa kimse hakkında kötü şey söylemem. Mutlaka hizmetleri de vardır ama bunu böyle da bilelim, hatırlayalım. Böyle bir diyorsunuz. Engellemesi de var. Bunun bedelini ödüyoruz şimdi. Çok teşekkür ediyoruz. En son kertede şunu da söyledik. Bölücü ruhu yansıtıyor bu ayrımcılık. Başbakan da kendisi de ayrımcılık yapıyor dediniz ama şunu da söylediniz. Daha da gelecek paketler anladığımız kadarıyla, evet, başbakanın yani sözlerinden. Düzeltme dediniz. Olanağı da var. Başbakan onu söylüyor. Bu ilk değil, sonda olmayacak. Bu yolda devam edeceğiz. İşte geçmişte Avrupa Birliği uyum yasaları da bu yolda atılmış olan adımlardı. Evet. Zaten o da ayrı, evet, bir tartışma konusu. Bir gün sizinle Avrupa Birliği sohbeti de yapalım. Çünkü evet, Türkiye'ye ne getireceği, ne götüreceği maalesef çok farklı değerlendirmelerle unutulmuş da bir alan o haline geldi. Biraz uzaklaştı, evet, Türkiye galiba bu hedeflerden. Oysa ki Türkiye Avrupa'nın bir parçası olarak yaşıyor. Tabii Türkiye'nin de bize karşı yaşıyor. Takılan tavırlarla pek şevki kalmadı. Şevki de heyecanı da kalmadı, evet, hakikaten. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet Sami Türkiye. Türkiye sadece Türkiye değil, bütün dünya paketi tartışıyor bir anlamda. Özellikle laikliğe vurgu, laikliği yok edecek vurgular, bölücülüğü artıracak bir ruhu var şeklinde değerlendirmeleri Hikmet Sami Türk'ün bu konuya işaret ediyor. Ama aynı zamanda Öcalan'la yürütülen müzakerenin de izlerini buluyoruz diye değerlendirdik program boyunca. Sevgili izleyiciler, paketi yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle bizden ayrılmayın diyoruz aynı zamanda. Şu sıralarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Engin Alan'ı, tutuklu vekiller Engin Alan'ı ve Mustafa Balbay'ı ziyaret ediyor ve bu ziyaret tutuklu vekillere vurgu yapıyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Bu ziyaretin ardından da paketi değerlendirecek. MHP'nin de grubu toplanıyor bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde paketi değerlendirmek üzere ve sevgili izleyiciler, saat 15'te genel kurul açılacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlayacak. Evet, bizden ayrılmayın.